Eğer hesap verilebilirlik olmazsa demokrasiyi inşa edemezsiniz. Her bir vatandaş ve her bir birey hesap verilebilir konumdadır yetki ve sorumlulukları itibariyle. Bunun dışında kalan kimse de yoktur. Siyasiler için olduğu kadar diğer bürokrasi, bütün bürokrat kesimler için, herkes için eşit ölçüde hesap verilebilirlik ilkesi, şeffaflık ilkesi bir zarurettir. Kişiler bulundukları konum gereği, sahip kullandıkları güç gereği, güç demek aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk demektir. Ve buna bağlı olarak da o güç nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, o gücün hesap verilebilir bir nitelikte olması lazım. Bu konuda da son 10 yıl içinde kat edilen mesafe, 90'lı yıllardaki yolsuzluk dosyaları ve o çerçevede kaybedilen insan kaynakları, ulusal kaynaklarla kıyas edildiğinde aldığımız mesafe açıktır. En yakınlarımız ve kimlerle ilgili olursa olsun dahi bu hesap verme iradesi sürecektir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Siyasetin esası adalettir. Yargı bu anlamda yürütme ile arasına bir mesafe koyarak ve objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde karar vererek bu yapı içinde tabii kendi özgün ve özgür tutumunu sergileyecek. Belki de son dönemde yaşadığımız tartışmaların önemli bir sebebi anayasa reformunun vaktinde yapılamamış olmasındandır. Ümit ederiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, ki öğleden sonra Sayın Meclis Başkanımız da burada hep beraber dinleyeceğiz, bu anayasa reformunu yeni, kendi içinde bütünlüklü ve değişimlerle tabir caizse yamalı bohça haline gelmeyen ortak bir adalet anlayışından, demokrasi anlayışından, vatandaşlık bilincinden kaynaklanan daha öz, belki daha az ama daha temelli ve herkesin mutabık kaldığı bir anayasal çerçeveye kavuşuruz.